Öncelikle Ramiz Tercan hocam hoş geldin. Teşekkür ederim. Bu adam avcılıkta hakikaten emeği çok yüksek, güçlü duruşu, etrafındaki dostlarıyla saygıyla anılan bir adam. Sağ ol. Evet ederim. Sen çok bu emek veriyorsun. Bir de özellikle böyle köpekler konusunda artık böyle bir orduda da bir farkındalık yarattın. Şimdi artık Türkiye bu konuda kendini bayağı geliştirdi. Bizim ordu da bayağı geliştirdi. O yüzden mümkün olduğunca Türk avcısına iyi güzel kanlar ulaştırılmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ve bu konuda da bu bölgede bir yol kat ettiğime inanıyorum. Ama tabii seninle çok güzel av anılarımız var biliyorsun. O vazgeçilmezimiz. Evet, çok güzel av anılarımız var. Yani sen de bu ülkeye av için çok şeyler kattın. Çok sana herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. İyi ki senin gibi bir arkadaş sahibiz ya. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Hocam ben yine bu farkındalıklarına devam etmeni istiyorum. Bu işten kopma. İnşallah. Seni seviyoruz. İnşallah elimde gelen her şey. Çok görüşmek sağ ol. Üzere. Hadi hoşça kal. Bedirhan Telli. Fatım Bergöz Ata. Nedir durum? Yavaş yavaş yorulmaya başlasak da Termomozan Avcılar Derneği Başkanımız Sayın Süleyman Varol'la tekrar bir araya geldik. Başkanım. Öncelikle merhabalar. Terme Amazon Avcılar Derneği Başkanı Süleyman Varol. Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu ve ayrıca Ordu Ulubey Avcılar Derneği'nin bu etkinlikte emeğe geçen tüm yönetim kuruluna ve başkanına burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için. Diğer konulara girecek olursak, avcıların sorunları aşırı derecede yoğun olduğundan dolayı ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu avcı camiasında hangi avcıya sorarsanız sorun, bir tek avcı desin ki ben bu uygulanan kurallardan memnunum diyen bir tane avcıyı göremezsiniz. Ha, demek ki bu da demek oluyor ki burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı çözüm yeri de Ankara olacağı için burada Merkez Av Komisyonu'nda bizleri temsil edecek olan oradaki avcı arkadaşlarımızın daha da iyi dinlenmesini önemli istirham ediyorum. Avlaklar tek tek kapanıyor. Ben Termeliyim. Termede bir tane göçmen avını avlayacağımız bir sahamız yok. Kalmadı. Yok, kalmadı. Bafra'da kalmadı. Belli bir yöremiz var orada. Sazlık alan. Orası da sağ olsun çoktan beri yasak. Ha, tabii ki yasaklar olacak. Kuş cenneti olacak. Bunlara karşı değiliz. Ama ne yazık ki fındık alanlarında göçmen hayvan vurulmuyor. Kızılırmak deltasına geçiyorsun. Kızılırmak deltası son 2 yılda oralarda yasaklandı. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Oradan buraya gelmişsiniz. Bu emekleri verdiniz. Ben şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ederim başkanım. Görüldüğü gibi Karadeniz avcısının sorunu büyük. Bunları tekrar dile getireceğiz, gündeme getireceğiz Allah izin verirse. Evet, etkinliğimizde Sayın Göreli Avcılar Derneği Başkanımız, aynı zamanda Göreli'nin medarı iftarı, ben söylemeyeceğim siyasetin ama, soğuk suda muhtarı kendisi. Başkanım çok aktif bir adam. Bir dönemde Göreli Spor'a başkanlık yaptı sağ olsun. Oralara da el atıyor. Balıkçılık var, avcılık var. Sevgili Birgül Uzun Tavacı ile birlikte aramızda. Yenge hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Başkanım, söyle bakalım ne diyeceksin bize? Ne diyebilirim ki? Kayaf yine yapacağını yapıyor. Yine etkinlikler devam, faaliyetler devam, hak arayışları devam. Uyuyan uyuyor, kayaf devam ediyor. Allah razı olsun. Yenge, atış var mı bugün? Bugün atış olmayacak. Evet, maalesef bugün atış olmayacakmış. Nereden geliyorsunuz? Görele'den geliyoruz. Çok uzun yol kat ettiler biliyorum. İstanbul Görele, ondan evet. Sonra of, tekrar of, bak hiç evet. Hakikaten etkinlikleri atlamayan, gurur duyduğumuz bir kulüp başkanımız.
Her etkinliğe eşi, hanımı, çocukları, ailesiyle birlikte katılarak bizi onur eden bir ekip. Başkanım teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Yenge görüşürüz. Bütün başkanlarımı buraya davet ettim. Çünkü sevgili başkanımın önderliğinde bir yol kat ediyoruz. Hep beraber yönetim kurulu olarak çalışıyoruz ama bu çalışmalarımızın boş olmadığına dair bir metin okuyacağım. Aslında bu bir dilekçe. Müsaaden var mı başkanım? Evet, bu başkan Erzincan Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Yılmaz Toyran'dan geliyor. Ülkemizde sürdürülebilir yaban hayatı, sürdürülebilir avcılık adına yaptığınız çalışmaları Erzincan Avcılar Atıcılar İhtisas Kulübü olarak uzun zamandır takip etmekteyiz. Federasyon olarak yapmış olduğunuz çalışmalara destek olmak, birlikte hedeflere yürümek, güçlü bir avcı sivil toplum kuruluşu olan Karadeniz Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu ile Erzincan Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü olarak aynı yolda yürümek, ortak projelere imza atmak adına derneğimiz olarak federasyonunuza katılmak istiyoruz. Bu bütün Karadeniz avcısının kapısıdır arkadaşlar, Erzincan. Yılmaz Toyran Başkan'la Çalıştay'da yaptığımız çalışmalar, görüşmeler neticesinde kendisi sağ olsun federasyonumuzu tercih ederek bizleri onur etmiştir. Değerli katılımcıların arasında ben Yılmaz Toyran'ın dilekçesini sevgili Mustafa Başkanıma takdim ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, Karadeniz Av Yaban Hayatı'nın önemini, değerini, büyüklüğünü, çalışmalarını hepsini şu dilekçede görmüş oluyoruz. Yılmaz Toyran Başkanıma, federasyonum ve tüm dernek üyelerim adına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun. Evet. 40 yıllık avcı dostum, 45 yıllık yol arkadaşım Hakan Öztekin. Hem avcı arkadaşım, hem atıcı arkadaşım, kendi dalında başarılı Ordu Eczacılar Odası'nın da başkanı. Ordu için mücadele eden bir adam. Hani 10 parmağında 10 marifet denilecek bir adam. Sanat müziği korosundan tiyatroya kadar, motosiklet sporundan atıcılığa kadar adamda olmayan bir şey yok. Sevgili Hakan'cığım hoş geldin. Teşekkür ediyorum başkanım, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi böyle bir araya getiriyorsunuz bizi, biz de çok mutlu oluyoruz. Hem stresimizi atıyoruz, hem spor yapıyoruz. Hem de bu camiaya yeni arkadaşlarımızın da katılmasına vesile oluyoruz. Onlara öncülük ediyoruz sizlerin sayesinde. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Birazdan atışımız da var herhalde. Evet, Trap'ta iştirak edeceğim arkadaşlarla. Keyifli bir atış yapacağız inşallah başkanımla birlikte. İnşallah. Evet, kazasız belasız bol şans diliyorum. Sağ ol Hakan'cığım. Görüşmek üzere.
Kıymetli dostlar, Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonumuzun kurulduğu andan itibaren her zaman yanında destekçisi olan Yaban TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Buradan Melih Bey'e ve Yaban TV'nin tüm personeline ulaştırmak üzere değerli başkanım Serhat Çerebioğlu'na plaketlerini takdim ediyorum. Sağ olsunlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz Melih Bey'e. Bunu ayın 12'sinde Allah kısmet ederse ulaştıracağım. Sağ ol. Trap amatörde atış derecesine girenler Cihan Aslan Türk, Selim Kılıç, Elim Güneytepe, lütfen buraya. Profesyonel trap atışında dereceye girenler Halil Kulaç, Emre Aktaş, Hakan Öztekin, lütfen podyuma.